başladı. Çağımızın en güncel, en önemli sorunlarından ya da en önemli konu başlıklarından bir tanesi. İçinde bulunduğumuz konjektür bunun ne kadar önemli olduğunu her geçen gün bize biraz daha detaylı bir şekilde hissettirmekte, biraz daha detaylı bir şekilde bize aktarmakta. Bugün gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi birçok ülke tarımsal ürünlerin ihracatı ile ilgili kısıtlama kararlarına gidebiliyor. Belirli ülkeler belirli tarım ürünlerinin ihracatını yasaklayabiliyor. Ya da rezervlerinde inanılmaz bir artışa giderek doğal fiyat akışı ya da doğal tedarik sürecinde aksamalara neden olabiliyor. Bizim bunun karşısında yapabileceğimiz en kuvvetli seçeneğimiz tarımsal üretim kapasitemizin arttırılması. Bu noktada bu tarz fuarların, bu tarz organizasyonların inanılmaz önemli olduğunu değerlendiriyorum. Burada gerek firmalarımızın ürünlerini görüyoruz. Gerek çeşitli işbirliğine imkanlar tanıyoruz. Birbirlerimizin tecrübelerinden faydalanıyoruz. Firmalar birbirlerinin ürünlerinden faydalanıyor, tecrübelerinden faydalanıyor. İnşallah bundan sonra da bu verimliliğin artışı konusunda, özellikle tarımsal alanda, gerek sulama imkanlarının genişletilmesi, gerek tarımsal ürün veriminin arttırılmasına yönelik olarak, sulanabilir araziden tutun, yeni çeşitli tarım tekniklerinin kullanılmasına kadar hep birlikte yeni araçlar içerisinde olacağız, yeni gayretler içerisinde olacağız. İnşallah bu tarımsal üretim kapasitemizi de Edirne'mizi de en üst noktaya taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte gerekli gayreti ortaya koyacağız. Ya gelsin mi? Temizlik yapmış mı diye. Eğer temizlik yaptıysa ayna da tozlu oluyormuş. He, kayınvalidenin ikinci bir çekmesi oldu. Böyle kelebeğe kadar hafif tabaca. Bak bunu 60 saniye. Ne yapıyoruz? Yanında ne var? Biber. Ne diyor ünlü o da? Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm, sende daha neler var? Yani. Bize hiçbir şey bırakmadın. Her şey söyledim. Hadi buyursunlar. Eyvallah. Misafirlerimize ikram. Tamam. Teşekkür ederim. Çekmiyor.